Ege TV ekranlarından Kim Kazanır programından hepinize mutlu bir gün sevgili sporseverler. Bir hafta aradan sonra yine bir Kim Kazanır programında değerli Güray Gürsoy hocamla beraberiz ve 3. lig 2. grup ağırlıklı olmak üzere dün oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Programımızın sonunda da her zaman olduğu gibi Kim Kazanır tahminlerimizi Güray hocamla birlikte yapacağız. Hocam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Önce bir merhabalaşalım. Nasıl Bursa'da havalar, karlı mı gene? Merhaba Suat Bey, iyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kar yok ama soğuk var. Orada olduğu gibi, yani orada da soğuk varmış aldığım evet. Bilgilere göre. Aydın olalı 10 yıl sonra bir kar gördü. Gerçi evet. Ben Nazilli'deydim. O saatte pek oraya yağmadı ama Aydın'ın her yerine kar yağmış. Evet. Bizde kar biliyorsun neşe demek, oyun demek, çocuklar için oyuncak demek, bazı yerlerde çile ama bizim için neşe oluyor. O yüzden evet. Uzun bir aradan sonra kar görmenin sevincini yaşadı Aydınlılar. Aynen. Evet hocam, dün 3. lig 2. grupta gerçekten çok zorlu karşılaşmalar vardı. Ben de haftanın erken finali olarak adlandırılan Nazilli Belediyespor Fethiyespor karşılaşmasını izledim. Bu maçla ilgili konuşacağız ama öncelikle şöyle bir dünkü skorları bir hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. 3. lig 2. grupta dün Ağrı 1970-0, Kahtaspor 0, Çengelköy Spor 2, Ceyhan Spor 5, Darıca Gençler Birliği 2, Yomra Spor 0, Halide Edip Adıvar 1, İskenderun Spor 2, Nazilli Spor 1, Fethiye Spor 1, Tekirdağ Spor 2, Karaman Belediye Spor 2, Tokat Spor 2, Mardin Belediye Spor 1 ve Yozgat Spor 0, Tepecik Spor 2. Karşılaşmalar bu şekilde sonuçlandı. Evet hocam, dün çıplak gözle Nazilli Şehir Stadı'nda o soğuk havada bu karşılaşmayı izleyen şanslı izleyicilerden bir tanesiydim. Maçla ilgili gerek saha içi gerek saha dışı gerek teknik anlamda konuşulacak çok şey var. Evet. Ama bölüm bölüm bunları değineceğim. Saha içinde ve saha dışında olanlarla ilgili dün enteresan bir karşılaşma ben izledim. Yani uzun zamandır böyle bir enteresan maç izlememiştim. Ben programın genel anlamındaki özetini şöyle yapabilirim programın başında. Fethiyespor farklı bir galibiyeti kaçırdı dersem bana kimse kızmasın. Yani maçın normal sonucu 4-0 veya 5-0 veya 5-1 bitebilirdi. Yani Fethiyespor'u dün çok iyi hazırlanmış, çok iyi motive olmuş gördüm. Etkili gördüm. O yüzden ama futbol 90 dakika atamayana atarlar oluyor. İşte 90. dakikada bir pozisyonda orada penaltı ve gol oldu. Maç 1-1 bitti. Şimdi bir değerlendirirsek öncelikle sizin bir tespitiniz vardı. Oradan da yola çıkarak başlayalım. Bir kere final maçına yakışan bir futbol olduğuna inanıyor musunuz? Aldığınız duyumlar nasıl veya zor şartlarda izlediğiniz kadar böyle bir maçın nakden yayınlanmaması büyük bir zafiyet öncelikle. Bunu da söylemek evet, lazım. Evet. Yayınlamayacaksanız evet. Verin bizim gibi böyle uydudan yayın yapan bölgesel kanallara bu olanağı verin. İzleyiciler de bu soğuk havada. Yani ben dün çok üzüldüm gerçekten. O soğuk havada Nazilli taraftarları çatılara çıkmış. Evet, evleri balkonunda evet, tepiniyorlar Allah korusun. Altta yaşlısı var, o var. Polis indiriyor, onlar arkadan çıkıyorlar falan filan. Ama vefakar taraftarlar dün Nazilli'de takımlarına son dakikaya kadar destek oldular. Evet hocam, dünkü karşılaşmanın bir final havasında geçtiğine inanıyor musunuz? Ne diyeceksiniz öncelikle? Evet, böyle zor geçeceği belliydi. Fethiyespor bizden daha iyi hazırlanmış. Bu açık, zaten görüldü. Yani onlar daha iyi konsantre olmuşlar. Daha iyi her bakımdan, yani mental açıdan ve fiziksel açıdan, teknik taktik açıdan. Zaten maçtan sonra Mesut Hoca'nın açıklamalarını da dinledim. Yani o da aynı şeyi söylüyor. Ama maalesef biz iyi hazırlanmamışız. Yani hem teknik açıdan hem mental açıdan, yani hiçbir şekilde iyi hazırlanmamışız. Yani Hasan Hoca bunu gerginliğe bağlıyor. Yani üzerimizdeki baskıdan dolayı diyor ama yani o mental açıdan hazırlamak da yani teknik heyetin göreviydi, yani o konuda da zaaf gösterdiler.
Ya yoksa futbol açısından yani ben aslında çok iyi bir maç olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Fethiye beklediğim gibi oynadı. Yani zaten onlar öndeki hızlı, kaliteli oyuncularıyla bekleyerek onları atacakları uzun toplarla veyahut da kapacakları, bizden kapacakları toplarla sonuca gitmeye çalışacaklar. Zaten yani Fethiye Spor zaten rahat pozisyona giriyor. Her zaman bu açık zaten. Yani dün de girdiği pozisyonlar normal. Yani bizim çok çok kötü olmamızdan da yararlandılar ama bu pozisyonlar zaten Fethiye Spor giriyor. Evet. Biz yani performansımız çok çok altında kaldık yani. Hiç oynayamadık. Yani ayakta kalan oyuncu işte Mehmet Ersavaş orta sahada, bir de kalecimiz Zekeriya. Yani ikisi evet. Onun haricinde yani diğer oyuncularımız hiçbir varlık gösteremediler. Yani buna rağmen yine de son dakikada olsa kurtardık yani puanımızı. Şöyle söyleyeyim. Ya yönetim aslında çok iyi hazırlanmış. Yani yapacağını yapmış. Ya yani benim aldığım bilgilere göre mesela primleri ödemişler. Son iki maçın işte Tepecik ve Yomra maçının primlerini ödemişler. Bu maça iyi bir prim vermişler. Mesela maç başına şey galibiyete 5.000 lira. Yani ondan sonra alacaklarının yine peşinatlarından ödemeler yapmışlar. Öbür türlü sık sık yani takımın arkasında oldukları işte yemektir, işte baklava ziyaretleri olsun. Yani bir şekilde her şekilde yani arkalarında olduklarını hissettirmişler. Yani bu açıdan. Hocam yani. Şey diyeceğim, bu tür böyle aşırı motivasyonlar ters tepebiliyor. Yani evet, ters tepti. Yani evet. Hafta boyunca takip ettik. Yok baklava ziyareti, tamam futbolcu ilgi istiyor, alaka istiyor. Yok işte motivasyon, hoca işte şehir inanmış, taraftarlar evet, maçtan önce bayraklarla süslemişler. Bunlar güzel şeyler ama futbolcular dün Hasan Hoca da maçtan sonra ona dikkat çekti. Bir, futbolcular aşırı motivasyonun kurbanı mı oldular? Bir. İki, çok gergindik dedi. Neyin gerginliği olabilir? İki, parasını aldı diyorsunuz. Üç, erken gelen gol bu oyun anlamında moralman bir çöküntüye mi yol açtı? Yani oyun disiplininden koptu. Yani pozisyon bulmakta güçlük çektiler. Bazı oyuncuları tanımakta güçlük çektim. Yani isim vermek istemiyorum ama hocam da isim verelim isim yani verelim. Mesela ben vereceğim. Yanlış anlamasın. Ufukcan dün çok kötü oynadı. Yani bir tane olumlu pası yoktu. 81. dakikaya kadar Hasan Hoca onu izledi. Yani bazen Ufukcan çok iyi oynadığı maçları da hatırlıyorum ben. Çok iyi paslar derinlemesine, orta alandan uzaktan şutlar, iyi ortalar yapabiliyordu ama ya dün gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Yani evet. Etkenler fazlaydı galiba bu anlamda. Şimdi tabii şüphesiz ikinci dakikada yani hemen o kendi hatamızdan yani böyle bir maçta affedilmeyecek yani nasıl böyle bir hata yapabildiler yani Zekeriya ile Polat yani tabii futbolun içerisinde bunlar var oluyor ama yani bu maçta olmaması gereken bir hatayla yani yedik golü. Tabii bu bütün planları oyun stratejisini değiştirdi yani bu çok açık zaten yani ben akşam Hasan Hoca'yla da konuştum yani biz diyor ilk 15-20 dakika orta sahada oyunu kontrol edecektik diyor. Ondan sonra yani oyunu şekillendirecek. Yani çok planlarımız vardı diyor işte alternatiflerimiz planlarımız. Bütün her şeyi değiştirdi diyor. Gerçekten onda hak veriyorum doğru. Yani çünkü Fethiye zaten yani bekleyerek oynayacaktı. İyice beklediler. Yani onların tam ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Yani hani Mesut Hoca maçtan önce böyle bir rüyaya yatsa herhalde böyle bir başlangıç bekleyemezdi herhalde. Yani rüyasında bile göremezdi. Evet. Ya o bizi bozdu. Yani oyun stratejimiz bozdu. Ama yani maç içerisinde yani maç devam ederken yine de performans göstermeleri gerekirdi. Yani şimdi Ufukcan yani tamam genç oyuncumuz, kaliteli oyuncu. Yani çok da yükleniyoruz. Yani ona günah keçisi de yapmak istemiyoruz ama yani bu maçta yani iyi performans göstermek zorundaydı. Yani şimdi ben aldığım bilgiler şimdi antrenmanlarda bunlar çok iyilermiş. Mesela antrenman performansları çok iyiymiş. Ama ne yapayım yani maçta gösteremedikten sonra yani. Şimdi o 81. dakikada değiştirdi. Ona da sordum Hasan Hoca'yı. Hoca diyor ya mesela araya bir pas atabilir diyor. Bize sonucu götürebilirdi diyor. Onun için bekledim diyor. Yani tabii o hocanın tercihi, görüşü. Yani daha erken alabilirdi. Ondan sonra yani mesela oyuna girdikten sonra Mehmet Ali oyuna girdikten sonra bir hareketlilik oldu. Forvet'te biraz daha böyle şey getirdi, forvette defansı yıprattı ama
Biraz geç kaldı. Yani o ara pası dediği bir pozisyonu da yaptı. O da tehlike oldu. Yani güzel bir pas çıkardı Ufukcan. Onun dışında yani sadece Ufukcan değil tabii kötü olan. Tabii. Çok kötüydü. İstedikleri pozisyonları bir kere forvet hattına, yani siz gol kralı almışsınız. Gol kralının buluşacağı bir tanesi gelmedi. Yani evet, ne sağdan orta geldi ne soldan orta geldi. O anlamda da bir sıkıntı vardı. Şimdi bir de birisi Fethiye'den bir arkadaşımız yazmış. Hakem sayesinde bir puan aldı Nazilli. Hakemler sağ olsun diyor. Hakemleri nasıl değerlendireceksiniz? Dün maçı etki ettiler mi sizce? Yok, o hakemlik bir şey yoktu. Yani penaltı da penaltıydı yani. Sonra evet, adam indirdi orada. Yani maç içerisinde ortada bir maç yönetti. Hatta daha bazı pozisyonlarda mesela avantaj verebilirdi. Yani bizim aleyhimize de bazı düdükler çaldı ama normal normal yani. Hani hakemlik bir şey yoktu. Zaten evet. Mesut Hoca da penaltıdır dedi. Yani hakem vermişse bir şey değildir dedi. Ya aslında yani Fethiye defansif olarak da tam bizim istediğimiz gibi çıkmıştı sahaya. Yani mesela sol bek oyuncuları da sakatmış herhalde. Bülent Kalecikli'yi bekliyordum. Ben onun yerine stoperleri Hayrullah Çelik'i sol bek oynattı hoca. Yani Hayrullah zaten biraz ağır bir oyuncu. Temelli yani orada, yani onun karşısında bizim Hasan Demir'in oradan çok iş çıkarması lazımdı. Ama Hasan yapamadı mesela. Hasan Demir de mesela performansı çok düşük oyuncularımızdan biriydi. Ki zaten ilk yarıdan beri öyleydi. Yani ilk devre performansı da öyleydi. Yani onu da mesela hoca çıkardı. 41. dakikada çıkardı herhalde. Mesela onu da geç çıkarmış olabilir. Yani işte sol tarafta Aytaç, o da işte sakatlıktan döndü ama hala daha herhalde tam geçmedi ki ağrıları varmış herhalde. Ağrılarla oynamış. O da etken. Yani Aytaç da iyi değildi. Zaten işte Mert Çapar yok, cezalıydı. Tam bu onun maçıydı. İşte mesela işte yani orada bir hata yaptı son maçta. 90. dakikada kırmızı kart gördü. İşte bu maçta oynayamadı işte. Yani bize eksik bıraktı. Yani dediğiniz gibi yani Muratcan'a top gelmedi. Zaten stoperleri iyi marke ediyorlar. Sabri ile Mert iyi marke ettiler. Orta sahadan da mesela Bünyamin de mesela çok şey beklediğimiz oyuncumuz. Servis yapacak oyuncumuz, bağlantıyı kuracak oyuncumuz. Ufukcan'la beraber yani forvetin bağlantısını kuracak oyuncularımız şey de iyi değildi. Bünyamin de iyi değildi. Yani dolayısıyla ileriye top gelmedi. İlk yarıda zaten bir tek Polat'ın kafa vuruşuyla kaçırdığımız bir pozisyon var. Muhammed Ali'nin girmesi çok iyi oldu ama zaten bu stratejiydi. Yani benim de beklediğim stratejiydi. Yani hani çünkü kenardan gelip skoru etki edebilecek oyuncu olarak onu değerlendirmesini istiyordum. Ben öyle yazdım ama hoca da böyle çıkarmış ki Muhammed Ali de Zafer de aynı şekilde girdikten sonra görevlerini yaptılar mesela Muhammed Ali oraya karıştırdı etti yani bir tane vurdu kafa var direkten döndü bir tane daha işte neticede aslında yani siz başta pozisyonumuz 4-0 5-0 biter falan dediniz ama bizim de vardı pozisyonumuz son 20 dakikada mesela. Hocanın dediğine göre bir direkten dönem var işte dediğiniz az önceki pozisyon var. Ama Aytaç'ın kaçırdığı var bir tane Aytaç'ın mesela benim not aldım mesela 78. dakikada sol taraftan out attı ondan sonra şey de var 72. dakikada kornerden bir tane ters vurdular. Yakup neredeyse kaleye giriyordu. Benim dediğim şu. O pozisyonlara girerken, Nazilli Belediyespor girerken ama Fethiyespor yani kaçırıyor. Yani ya, oyunu kaçırıyordu. Tabii. O goller aslında 4-0 olacak. Yani ondan sonra nasıl şekilde oyun yansırdı onu bilemiyorum ama yani Zekeriya dün yani ipten aldı. Yani büyük o pozisyonlarda çok inanılmaz kurtarışlar yaptı. Yani Fethiye forvette dün gerçekten Mesut Poros'un yani su şişelerini tekmeleyecek kadar çıldırdı. Üstündeki montu falan soğuk oldu. Yerlere attı. O derece sinirliydi. Bu arada dedim ya bu maçla ilgili aslında konuşacak bir başka şey var. Hocam ben ilk kez görüyorum. Yani maçın gözlemcileri nasıl izin verdi onu bilemiyorum. Bir, şimdi ısınacak oyuncuları 4. hakem Nazilli Belediyespor yedek kulübesinin yani o kapalı spor salonunun olduğu bölümün yan tarafına yani önüne değil. Evet. Yani yan hakemin arkasında 4 oradan 8 tane oyuncuyu zorla orada ısındırma zorunluluğu getirmesini ben çözemedim. Yani kale arkadan geniş. Evet. Orada birisini orada ısındırabilirsin. Ama ısrarla şimdi herkes hakemin şey yapıyor. Fethiyespor yok faul yok offside yok. Birkaç pozisyonda hakem de şaşırdı. Yani 8 tane 9 tane bir ara baktım 9 tane
futbolcu, yedek futbolcu yan hakemin arkasında ısınma hareketleri yapıyorlar. Yani bunu evet, anlamak evet. Çok güçlük çektim. Bir, yani neden böyle bir şey yaptılar? Gözlemciler buna nasıl izin veriyor? Gözlemci ikide bir tribüne bakıyor. Maskesi olan maskeni kaldır, onu kaldır. Ya bir kere futbol kurallarına, fiziki kurallara aykırı o olay. İki, evet. Bir Nazilli stadında yani Nazilli taraftarları çatıda, soğukta, mecburen seyircisiz dediğimiz maçta ya bir baktım sanki seyircili, deplasmana özel seyirci gelmiş gibi 15'e yakın bir Fethiyeli kapalının sol tarafında ağız alınmayacak evet. Küfürler de yapıldı. Yani evet. O kadar da cesaretli. Balkonlardakilerle atıştılar. Protokol tribünlerle atıştılar. Bunu çözemedim. Bu insanlar oraya nasıl girdiler? Bunlar evet. Eğer Fethiyespor yöneticisi ise, eğer Fethiyespor yöneticilerin hepsi böyleyse, aman Allah'ım Fethiye'deki taraftarlar nasıl, onu çözemem. Yani evet. O kadar ateşli, o kadar fanatiktiler. O kadar da cesurdular. Yani bir yönetici öyle maç izlemez. Bunu evet, eleştiriyorum. Evet. İki, bunu dün akşam Nazilli Belediye Başkanımıza da yani açık açık da yazdım. Nazilli Belediyespor bu ilin profesyonel ligdeki tek temsilcisi. Bu ilin turizm elçisi, tanıtım elçisi. Nazilli Belediyespor gittiği yerlerde işte maçlarında saat 12'ye kadar çeşitli kanallarda maç sonuçları yazıyor. Nazilli Belediyespor yendiyse yendiğini beraber gazetesi. Tabii diğer sonuçlarla beraber. Ama bir kulüp başkanı yanında misafir bir kulüp başkanı var iken, arkada bayanlar var iken, izleyen futbolcu aileleri, arkada işte polisler var iken, arkada çok sayıda meclis üyeleri var iken, bir kulüp başkanının amigo gibi protokol tribünde kaymakam var iken, Gençlik Spor İl Müdürü var iken, böyle bir sinkaflı küfürlerde bulunmasını ben yakıştıramadım. Bunu da açık açık Kürşat Engin başkanıma da dün yazdım. Dedim uyarmanız lazım. Yani bir kulüp başkanı tamam fanatiktir, çok seversiniz ama içinde tutacaksın kardeşim o heyecanını. Yani amigo gibi hadi bakalım hadi beyler yok hakeme. Hem de yanında Fethiyespor'un kulüp başkanı var ya, yani bir biraz destur olmak lazım. Kürşat Engin başkan ne yaptı biliyor musunuz? Sinirlendi, strese girdi. Baktım yavaşça kalktı. Kimseyi de yanına almadan doğru yukarıya çıktı. Basın mensuplarının olduğu bölgeye çıktı. Maç sonuna kadar orada izledi. Yani orada sinirli sitesini orada attı ama kulüp başkanı, siz o kulübün başkanısınız. Nazilliği temsil ediyorsunuz orada. Bunları yapmamanız gerekiyordu. Bu noktayı da çok yadırgadığımı da belirtmek istiyorum. Nazilli'de hep olaylar çıkıyor diyorlar ama sanırım bu tür şeylerden dolayı, bu aşırı fanatiklikten dolayı çıkıyor. Yani birçok maçta da olay oldu. Nazilli taraftarları bana kızmasınlar. Yani bir kulüp başkanı bir kulüp başkanı gibi davranmalı bence. Çünkü size o kulüp temsil et diye vermişler. Böyle bir şeyim de var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet tabii ben orada olmadığım için bilmiyorum ama tabii duyumlar geliyor. Yani çok heyecanlı bir maç izlediği başkanlarımızın, yöneticilerimizin söyleniyor ki bunların zararlarını dışarıda da görüyoruz. Şimdi mesela Ceyhan maçında da ilk yarıdaki böyle şeyler olmuştu. Haftaya Ceyhan'a gidiyoruz mesela. Adamlar bizi bekliyordur. Bilenmiş bir şekilde bekliyorlardır yani. Ay, yani bu tip şey mesela Çengelköy maçında da böyle şeyler oldu. Çengelköy'e gideceğiz. Orada da mesela ne o şeyler olabilir. Tabii kontrol olmak lazım. Tabii yani heyecanımızı kontrol etmemiz lazım. Hoş şeyler olmuyor. Ben diğer Fethiyesporluların o konusuna gelince hakikaten çok garip bir durum, garabet bir durum. Yani hani Fethiyesporlular yani tabii bizi şimdi izliyor olabilirler. Yani alınmasınlar ama yani yönetici olarak söylüyorlar. Ben katılmıyorum. Yönetici olduklarını düşünmüyorum. Oraya taraftar getirmişler. Yani 20 evet. Kişilik kontenjan listesine 3 tane yani yönetici varsa. Ben gördüm yani yolda giderken Aydın'ın dönüşünde Fethiye Belediyesi'ne ait resmi plakalı bir küçük minibüs geri götürüyordu yani onları. Evet, yani onlar nasıl HES koduyla girdiler, nasıl yaptılar? Orada bir zafiyet olduğuna kanaatim var. Hepsi yönetici olamaz. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Değil, hayır. Tamam öyle geldiniz bir şekilde prosedürü deldiniz, girdiniz ama doğru düzgün maçınızı izleyin. Orada mesela işte bizim taraftarları tahrik etmeleri, işte küfürler, hatta bayrak, orada bizim bayrak serilmiş, onun bayrağın üstüne oturmaları şeyleri. Yani bizim işte çatılarda taraftarlarımız soğukta oradan oraya maç izlemeye çalışırken yani bu şekilde
rakip taraftarların bu şekilde girmesi, bu da tabii bizim yönetimimize de bir mesaj olsun yani. Yani biz de yapalım evet. O zaman yani bu şekilde şeyler. Yani şimdi bizim taraftarımız çok fedakarlık yaptı. Mesela ben aldığım bilgilere göre yani sabahın 7'sinden akşam 11'ine kadar o sahayı, o bayrakları süsle, vinç getirmişler. Oraları süslemeleri, bayrakçı yapmaları, stadı düzenlemeleri, ondan sonra işte takımı tesislerden stada kadar konvoy şeklinde getirmeleri. Yani taraftarı ben buradan şahsen çok teşekkür etmek istiyorum yani. Hani ellerinden geleni yapıyorlar yani, her şekilde yani bir şekilde desteklemeye çalışıyorlar. Ya onların hakkı ödenmez yani. Yani dolayısıyla yönetimimizin de bundan sonraki maçlar için bu konuyu değerlendirmesini isterim. İsterim. Evet, evet. Yani evet. Bu şekilde toparlayayım. Bu konu önemli bir konu. 3 puan daha önemli. İşte diyorsunuz bu hafta deplasman, ilk maçta olaylar var. Çengelköy'e gidilecek, ilk maçta olaylar var. Basına evet. Yansıyan olaylar var. Yani Nazilli Belediyespor'un bir de sağ dışı zorlukları olacak ikinci yarıda. Şimdi hocam, şimdi gizli lider Kütahya oldu gibi. Yani Kütahya'nın bir maçı eksik. O maçı da alırsa lider. Potaya oradan doğruya Kütahyaspor da girdi. Geçen hafta Polat hocam bizi izliyor. Ona selam söyleyelim. En karlı o çıktı. Yani keyiflenmiştir sonuçtan. Sevinmiştir. Tabii daha çok maç var. Geride maçlar var. Onu değerlendireceğiz. Evet. Polat hocanın konusu açılmışken yani Polat hoca. Kütahya'da bir saha sorunu var. Yani Gençlik Spor İl Müdürlüğü sahayı karla kaplı zemini temizlememekle öyleymiş. Evet. Kütahya Spor'da halı sahada çalışmaya zorlanıyormuş. Bu konuyla ilgili dün çok sayıda mesaj geldi. Sosyal medyada paylaşıldı bu. Ama akşam bizim böyle bir şeyimiz yok diye bir spor müdürlüğünden açıklama geldi. İşte sahalar oynanacak, futbol oynanacak seviyeye, şartlara getirilecek dedi. Sanırım onunla ilgili de Kütahya'da da bir sıkıntı var. Polat hocam neyse bunlara takılmasın. Sonuçta şu anda gizli lider, bu liderliğin keyfini sürdürsün. Onlara da sezon sonuna başarılar diyoruz. Başarılar dilerim. Diğer takımlarda olduğu gibi. Hocam diğer sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onlara bakalım. Evet, grubu değerlendirelim. Darıca gizliden gizliye geldi. Yomra Spor'u yenince bu hafta da Fethiye Darıca maçı var. Evet, evet. Yani, haftanın maçlarından biri olacak. Haftanın zor maçlarından biri. Dip'te de Yozgat Spor ben artık yokum dedi. Tepeci'ye 2-0 mağlup oldu. Yani maçları değerlendirdiğimizde şeyler, puanlar birbirine daha da yaklaştı gibi. Evet, şöyle baktığımızda Ceyhan'ın flash sonuç aldığı, Çengelköy'ü 5-2 yendiği çok önemli bir flash bir sonuç. Ki en önemli oyuncularını kaybettiler. Mesela Muhammed Sak diye 6 gol atmış oyuncuları gitti. Hiç transfer yapmadılar. Ellerindeki kadroyla böyle bir sonuç almaları, ki bizim maç öncesi de bizi tabii tedirgin edecektir bu sonuç. Dediğiniz gibi Yozgat kendisi aslında Tepecik'i kaybetti. Yozgat 9 transfer yaptı, yeni oyuncular aldı ama yani kurtulması zor gibi gözüküyor. İskenderun yani o kadar maç kaybettikten sonra yani 7-8 maç kaybetti ilk yarı sonunda. Ya onlar da bir 4-5 oyuncu aldılar, oyuncu gönderdiler. Yani deplasmandan galibiyet çıkarmaları önemli. Hatta şimdi bakıyorum şöyle, İskenderun'un 21 puanı var 10. sırada, 5. sırada Ceyhan'ın 26 puanı var. Yani 5 puan. Yani hani küme düşmeme mücadelesi yapar diyebilecekken playoff mücadelesi yapacak. Yani grup o kadar yakın ki her zaman söylüyoruz yani. Çünkü eş değer denk takımlar var. Dolayısıyla hocam, işte peki bu hafta siz takip ediyorsunuz. Yani evet. Transfer yapıp da artı üstüne koyan var mı? Yani transferleriyle güçlenip de puan alan var mı? Şöyle baktığımda Tekirdağ bir santrafor oyuncu aldı. Bizim Aydınlı bir oyuncu Barış Kazer diye, siz tanıyor musunuz bilmiyorum. Tanıyorum, biliyorum. İlk golünü attı. Onunla 2-2 kalmışlar Karaman'la. Yani o Barış'ın golüyle yani katkı sağlayacaktır oraya. Başka transferi yaparak Tepecik yapmadı. İskenderun'un işte yaptığı birkaç transfer onun faydasını görmüş olabilir. Tokat yapmadı, zaten transfer yasağı var. Ona rağmen 2-1 Mardin'i yendiler. Onun haricinde transfer yapanlardan şu an bir sonuç alan yok. Yani Fethiye için rakiplerimiz nasıl olur? Yani Nazilli'nin, Fethiye'nin ve Kütahya'nın maçlarını bir değerlendirirsek. Değerlendirelim. Şimdi tabii Ceyhan'a gideceğiz. Ceyhan
Enteresan bir takım. Yani 32 golle bayağı golcü bir takım. 3. sırada en golcü takımlar arasında. Ama 30 golle de, pardon, 28 golle 3. sıradalar. 30 golle en fazla gol yiyen takım. Yani çok gol yiyen bir takım. Kendi sahalarında da 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgileri var. Mardin'e yenildiler. Yani bizim takım tabii deplasmanlarda daha iyi oynuyor. Yani ben zaten onu çözemiyorum. Yani bilmiyorum, hani baskı, yani taraftar da yok. Yani çatılardan, o tarafta seslerden mi yani baskı işi oluyor veyahut da kendi kendilerine mi baskıdan? Yani deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Yani ben, yani zor geçmesi beklenen bir maç ama kazanabileceğimizi düşünüyorum oradan. Her ne kadar Ceyhan'ın iyi oyuncuları var mesela. Aziz Ceylan var, Fenerbahçe altyapısından bir santifor çocuk var. Murat Çaydemir var, forvet arkası. Okan Salmaz, sol kanat oyuncuları. Bunlar ön bölgede iyi oyuncuları var. Ama defans olarak da zayıflar, defansta sorunları var. Buradan yani en az bir puanla döneriz diye düşünüyorum. Kazanma şansımız var, yüksek. Ben daha çok Fethiye Darıca maçını merak ediyorum bizim maçtan daha evet. Çok. Çünkü Darıca yani çok takdir ediyorum, yani transfer yasağı var, gençlerle oynuyorlar. Yani Ender Hoca çok iyi bir takım yaptı orada. 10 maçtır kaybetmiyorlar. 6 galibiyet, 4 beraberlikleri var. Bu şekilde gelecekler Fethiye'ye. Fethiye'de tabii biliyoruz zaten, çok malumu ön bölgede çok iyi oyuncuları var. Yani bu maç çok zor bir maç. Yani tabii Fethiye avantajlı yani kendi sahasında. Zaten kendi sahalarında hiç kayıpları yok. Ama evet, yine de buradan 1-0 çıkabilir diye düşünüyorum. Ben 1-0 yani öncelik Fethiye ama Darıca'da yenilmeyebilir. Yani beraberlik çıkarabilir. Onun haricinde Kütahya Halide Edip adı var ağırlayacak. Onlar bu hafta baydılar, dinlendirler. Yenerler, rahat yenerler diye düşünüyorum. Her ne kadar işte santifor sorunları var. Yani Onur Garip sakatlandı, tekrar geçmiş olsun diyelim. Yani yeni aldıkları oyuncu da sakat, maçta oynamaz herhalde. Güven oynatırlar herhalde, tahmin ediyorum Güven Güneri'yi. Kazanacaklarını düşünüyorum orada o maçı. Onun haricinde Tepecik Tekirdağ maçı, o da bir ciddi bir maç olur. Orada zorlu bir maç olur. Beraberlik çıkabilir oradan. Başka Kahta Çengelköy maçı var. O maç Kahta alır diye düşünüyorum. Yomra Yozgat. Yomra en iyi oyuncusunu kaybetti. Fatih Kıran'ı Nevşehir'e sattılar. Evet. O onlar için çok büyük kayıp olur. Onun yerine bir oyuncu aldılar ama doldurabilir mi bilmiyorum. Yozgat'ı yenerler diye düşünüyorum. Mardin Ağrı maçı var. Bu da zor bir maç olur. Ortada bir maç. Yani genel olarak bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet, evet. Şimdi Fethiye'den arkadaşımız yazmış. Gerçekler bize, rüyalar size ait hocam. Saygısızlık yapmayalım. Söke söke galibiyeti alacaktık. Hakemler el attı. Kardeşim galibiyeti hakikaten alacaktınız. Yani farklı galip gelecektiniz. Açık açık söylüyoruz. Hakem gol attığınızda mı saymadı? Yani ne var bilmiyorum. Son dakikadaki penaltı pozisyonu da yani %1500'ün üstünde bir penaltı. Yok, net penaltı. Maçtan sonra da sohbet ettik. Yani penaltı, açık açık penaltı dedi. Yani belki ya, o hareketi yapmasa, yani olur ya nadir bazı pozisyonlar vardır. Altı pastan havaya diker. Belki de atamayacak. Tabii. Belki kaleci kurtaracaktı. Yani çok bariz bir penaltı yaptı. Yani biz saygısızlık değil. Biz maçı yorumluyoruz. Ama tribünde yaşananları hem bakın Fethiye cephesi olarak da eleştirdim. Nazilli cephesi olarak da başkan bazında eleştirdim. Bunlar futbolda olmasını istemediğimiz hareketler. Yani ya, futbolcular da saha içerisinde mesela Fethiye Spor gol attı. Orta sahaya geldiler. Birdenbire bağırdılar. Yumak oldular. Ona çok dikkatimi çekti. Nazilli gol attı. Doğru Fethiye Spor yedek kulübesinin önüne geldiler. Orada bir sevinç gösterdiler. Oldu. Zaten ne olduysa ondan sonra başladı gerginlik saha içerisinde. Yani Nazilli ile Fethiye arasında gerçekten çok çekişmeli, renkli bir rekabet var değil mi hocam? Tabii ki yani daha önce hocamız Mesut hocamızı konuk ettiğimizde de konuştuğumuz gibi ezeli bir rekabetimiz var aramızda. Yani ezeli dostluk da ama yani taraftarlar bazında maalesef nahoş şeyler yani mesela bu maçtan önce de onların taraftar grubunun takımlarını herhalde uğurlarken veyahut da bir şov meşalelerle şov şeylerini gördüm. Orada da mesela bizim şehrimizin adından burada zikretmek istemediğim kötü bir şekilde evet, bahsetmişti. Bu çok çirkin bir şey. Yani yani ben görüyorum mesela sadece Fethiye değil başka taraftarlar çok fanatik davranıyorlar. Yani işte ya bunlara hiç gerek yok yani. Hani hak eden kazansın. Yani aynen, bu şekilde
yani fair play çizgisinde kalmamız lazım. Maalesef Türkiye'de taraftarlık çok fanatik bir holiganlık boyutunda yani. Bu hiç hoş bir şey değil. Yani biz onların görüşlerine saygı duyuyoruz. Fethiyespor'a, hocalarına, oyuncularına, taraftarlarına. Ama onlar da bize saygı duysunlar. Yani sadece onlar değil tabii. Bütün taraftarlar, Kütahyaspor taraftarları, gruptaki diğer taraftarlar. Yani neticede futbol herkesin 7'den 70'e izlediği, hoşlandığı, yatıp kalktığı bir oyun. Yani bunu bu kadar şiddeti, holiganlığa, fanatizme çekmeye hiç gerek yok. Evet, katılıyorum hocam. Peki hocam, şimdi transferler pazartesi bitiyor. Bugün evet, oraya gelelim. Çok var. Önemli yani konu. Bir de pazartesi mesai saatine veya 12'ye kadar, hadi bazen yapıyor federasyon, uzatmayacak herhalde ama saati uzatabiliyor ama bazen de süreyi uzatabiliyor. Ne diyorsunuz Nazilli Belediyespor'un transferi için para var mıdır yok mudur, siz daha yakın içeridesiniz, kimleri alması gerekiyor, nereye takviye yapması gerekiyor? Ya bir kere şunu peşinen söyleyeyim, yani şurada tamam 2 gün kaldı, çok az zaman kaldı ama kesinlikle ve kesinlikle takviye yapmamız şart. Yani eğer yapamazsak yani şampiyonlukta yani bayağı zorlanırız. Yani tamam, elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Ya onlarla mücadele edeceğiz. Onları yani ne günah keçisi ilan edelim, ne onları yerden yere vuralım. Ya hepsine güveniyoruz, sevdiğimiz çocuklar ama yani ya onlar da işte sahada performans göstermeleri gerekiyor. Yani antrenmanlarda gösterdikleri performansı maçlarda göstermeleri gerekiyor. O yüzden ya bir kere orta sahada Mehmet Ersavaş'ın yanında çok çok yani direkt katkı verecek 6 ve 8 numara oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ya mesela onu alabilirsek Muhammed Ali ile Muratcan'ı beraber de oynatabiliriz mesela. Yani Muratcan biraz forvet arkası gibi. Çünkü orta saha biraz direnç kazanmış olur. Yani ikisini beraber oynatabiliriz. Yani o şansımız da doğabilir. Bir kere kanat oyuncusu kesinlikle şart. Hatta iki tane şart ama yani zaten nereden bulacaksın? Bir tanesini alamıyorsun. Yani bir tane kesinlikle şart. Yani çünkü Aytaç'ın sakatlığı yani yine belli olmaz. Yani ona güvene yola çıkamayız. Zaten diğer oyuncularımız Hasan Demir performans gösteremiyor. Mert aynı şekilde. Yani genç Kaan vardı mesela, ortada yok. Mesela dün kadroda yoktu. Tamam, herkesi alamıyorsun. Batuhan var işte, iyiymiş antrenmanlarda devre arasında. Ama mutlaka aslında daha başka takviyelerdi. Mesela ben forvet arkası da isterdim mesela, bir 10 numara. İşte sağ bek oyuncumuz, sağ bekte de bir zaaf yaşıyoruz. Sedat gibi değil mi? Van Spor'daki. Ya tabii yani Sedat yani sürekli kendisiyle de konuşuyoruz. Sağ olsun bizi de çok da destekliyor. Dün maçımızı da takip etti. Destek yorumu da yazdı, gördüm. Sağ olsun Sedat'a, bizi de takip ediyor programımıza. Yani kendisine söyledim. Müsait bir zamanda onu da davet çıkaracağız programa. Kabul etti sağ olsun. Onun gibi bir oyuncu kesinlikle şart. İşte yani mutlaka yani ne yapıyor bu? Yani diyorlar ki yani işte kim en iyi oyuncusunu verir bu saatte? Tamam, zor biliyoruz. Ama yani yönetimin de işi bu işi çözmek yani. Yani tamam, maddi açıdan da sıkıntılarımız var. Yani yeterli destek yok. Yani şehirde maddi anlamda diyorum. Öbür türlü manevi anlamda zaten var sağ olsunlar da. Yani belediyenin desteği var. Yani öncelikle içerideki oyuncularımızın tabii ödemelerini yaparak gitmek istiyorlar ama işte takviye de gerekiyor. Yani eldeki oyuncular sürekli iyi performans gösterecek olsa tamam, eyvallah yani transfer yapmayalım. Yani onları destekleyelim, maddi manevi destekleyelim. Ama işte bir iki tanesi sallanınca yani performans olarak işte sonra dün çok çok kötü oynadık yani. Hani rezil oynadık diyebilirim yani. Böyle olmaz ki yani en önemli maçta yani tamam biz, ben burada maçtan önce yazdım burada mesela, ne yazmışım bakın. Evet, çok önemli kader dönüm, erken final maçı falan ama her şeyin sonu değil. O yüzden baskı altına girmemeleri lazım. Geride 15 maç var. Sadece bu maçı kazanarak büyük bir adım atmış olacağız dedim. Hatta zaten tüm takım olarak sakin, telaş yapmadan konsantre olarak maçı istemeliyiz. Mücadeleden vazgeçmek yok dedim ama yani konsantre de olmamışız. Evet. Yani bence erken gelen golün etkisi diyorum ben. Yani o gol olmasaydı maç çatır çatır orta sahada bir kale bir orada bir orada olacaktı. Maça resmen 1-0 önde başladı şey. 95 dakika uzattı. 94 dakika 1-0 önde geçti Fethiyespor. İşte son anda maç berabere bitti. Fethiyespor'u da gizli lider yaptı. Şimdi hocam sona yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz bizim her programda tahminlerimiz var. Ben geçen hafta 12'de kaldım. Denizlispor, Başakşehir ve Milan maçlarını doğru
tahmin ettiremedim ama 15 maçın 12'sini bilmek de gayet bence güzel, gayet güzel. İyi, iyi. Sizin Mesut Hocam'la 10 ve 11'de kaldınız. Şimdi geçelim çünkü vaktimiz azalıyor. Tabii, şimdi tabii. Biraz sonra başlayacak. Çok zor bir maçla başlayacak. Malatya'da Malatya Spor'la Karagümrük maçı var. Öncelikle bu Malatya Karagümrük geçen hafta Galatasaray çok zorlandı. Saha patates tarlası gibi. Yani nasıl bir maç olur? Kim kazanır? Evet, saha zemini gerçekten çok kötü. Yani orada maç oynanması yani mucize gibi bir şey. Geçen hafta dediğiniz gibi Galatasaray kazandı orada. Karagümrük'te yeni transferleri, o İtalyan oyuncuları falan, Borini falan formda. Yani buradan Karagümrük beraberlik çıkarır diye düşünüyorum ben. Hatta 2 evet. de olabilir. Yani 0-2 diye düşünüyorum ben bu maçı. 0-2. Ben de Malatya'ya bir adım önde başladım ama 0 ihtimalinde olduğunu belirttim. Ve gelelim haftanın derbisi. Pazar günü saat 19'da ligin 2 iyi futbol oynayan takımı renkli bir derbi olacak. Keşke seyircili olsaydı. Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Evet tabii, Beşiktaş zaten malum lider ve çok iyi durumda, formdalar, çok iyi gidiyorlar. Avantajları da yüksek. Sanıyorum Gökhan Töre sakatlanmış, o oynayamayacak. Evet. Trabzon'da işte kupayı da, süper kupayı da aldı. Onlar da iyi durumdalar. En azından Abdullah Hoca ile bir tek Galatasaray'ı kaybettiler. Onlar de defansif açıdan da iyiler. Yani güzel bir maç olacak, zor bir maç olacak. Ben de burada önce Beşiktaş'a veriyorum. 1 sonra 0 diyorum ben burada. Evet, ben de katılıyorum buna. Fenerbahçe Mesut'una kavuştu. Bu hafta biz kavuşabilecek miyiz? Ona bakalım. Fenerbahçe Rize Spor maçını hocam. Rize. Evet. Evet, zaten Rize'nin eksikleri var malum. Covid nedeniyle bazıları tabii belki karantina süreci geçmiş olabilir. Yeni hoca geldi. Sumudika oraya gitti biliyorsunuz. Gaziantep evet. FK'nın hocası. Evet. Onun da ilk maçı olacak. Fenerbahçe'de moral motivasyon anlamında da iyi durumda. Yani Fenerbahçe burada kazanır diyorum evet. yani takılmaz. Evet. Bu akşam yine Galatasaray'a hep zorlu maçlar üst üste gelmiş. Antep'te gerçekten zor bir sınav bekliyor. Galatasaray'da Fatih Terim bakalım eksikleri de var ama eksikler var, transferleri evet. de var. Onları oynatabilecek mi? Onyekuru mesela oynayabilecek mi? Sonradan bir oyuncu da aldılar. Türk bir oyuncu aldılar şeyden, gurbetçi. Gaziantep evet. Galatasaray maçı hocam. Gaziantep'te Muhammed Demir Sarıkaç cezalısı, o önemli bir eksik. Yani santrafor oyuncu ama Diko diye bir santraforlar, o iyileşmiş durumda. Onlar da yeni hoca geldi biliyorsunuz, Portekizli evet. Sapinto. Geçen hafta da son saniyede yediler, beraber kaldılar Hatay maçında. Galatasaray'da Fekuli de yok. O da önemli bir oyuncu Galatasaray için, evet. dezavantaj. Burada 0 ağırlıklı diyorum ben. 0 öne ağırlıklı. Çıkıyor. Evet, Gaziantep Galatasaray maçının 0 ağırlıklı öne çıkıyor. Bir başka maçımız Kasımpaşa Kayserispor. Evet, Kasımpaşa bayağı transfer yapıyor yani, hatta son Beşiktaş'ın eski oyuncu Tosic'i de almışlar ama tabii bu maça yetişmez. Orta sahaya bir tane de Balkan ağırlıklı bir oyuncu almışlar. Kayseri'de Romen oyuncu Alibek sakatlandı, Santifor, onlar da tabii oyuncu alıyorlar ama burada fazla uzatmayalım yani Kasımpaşa kazanır burada maçı. Kasımpaşa kazanır, evet aynen, ben de katılıyorum. Alanyaspor geçen hafta gerçekten 2-0'dan o maçı o sahada çevirmeleri çok etkiledi. Muhteşem bir mücadele vardı. Her iki takımı da kutlamak lazım. 4-3'lük bir galibiyet. O yorgunlukla bu Sivasspor'u yenebilir mi? Alanyaspor Sivasspor. Evet, Alanyaspor Ankara Gücü maçı çok güzel bir maç oldu dediğimiz evet. gibi. Yani 2-0'dan o yağmurlu havada döndürdüler maçı. Orada Bakasetas'ın Trabzonspor'a gideceği söylentileri var. Bilmiyorum yani kafası karışık olur mu veya kadroda olur mu olmaz mı? O olmazsa dezavantaj olur. Sivas geçen hafta kaybetti. Yani beklemediğimiz bir benim beklemediğim düşük performans gösterdi. Yani burada Alanya 1 belki 0 çıkabilir diyorum ben. Alanya evet. yine 1. Evet. Başakşehir Hatay. Başakşehir'de kupada, olaylı kupada, yumrukların evet. konuştuğu kupada Trabzonspor'a son anda yenildi. Moral bozukluğu hat safhada olduğunu biliyorum. Kırmızı kartlar da var sanırım. Hatay Spor maçı ne olur? Telafi eder mi? Evet.
Evet, o maçın yorgunluğu da olacak bir kere Başakşehir'de. Bir de zaten onlar da sürekli kadro revizyonu yapıyorlar. İşte yeni oyuncular alıyorlar. Ömer Ali'yi aldılar Konya'dan. Ondan sonra İrfan Can sakat oynamayacak. İzviska zaten sakat oynamayacak. Zaten bu iki oyuncu Başakşehir'in her şeyiydi zaten. O yüzden çok büyük dezavantajları var. Burada Hatay Spor tabii deplasmanlarda daha iyi oynuyor. Ya burada sıfır diyorum ben. Yani Hatay kazanabilir de yani burada. Yani sürpriz ama sıfır. Ya sürpriz olarak burada Hatay oynanabilir Hatay'a yani. Oynanabilir. Evet. Bir başka maç Erzurumspor Ankara Gücü maçı. Tipik bir beraberlik gibi gözüküyor bana göre ama hocam. Aynen. Evet. Tabii Erzurum da çok oyuncu alıyor. Onlar da sürekli takviye yapıyorlar kadroyu. Tabii onların oturması gerekiyor. Ankara Gücü de bir tane santrafor aldılar Baciz diye. O da iyi bir oyuncu. Evet. Yani burada dediğiniz gibi beraberlik çıkabilir. Aynen. Ve haftanın en güzel maçı Denizli'de oynanacak. Ege derbisi. Denizli-Göztepe maçı. Sonucunu ben çok merak ediyorum. Denizli Spor bu kez zoru başarabilir mi? Vallahi zor görünüyor. Çünkü sanıyorum Yalçın Hoca da ayrılmış. Yani o da bırakmış herhalde. Bu maça sanıyorum yardımcı hocalarla çıkacaklar. Denizli bayağı bir moral motivasyon olarak düşük durumdalar. İçeride problemler var. Maddi sorunlar da var. Göztepe iyi durumda. Hatta Beşiktaş'a karşı da çok iyi oynamışlardı geçen hafta. Ya burada ben Göztepe'ye şans veriyorum yani. Göztepe diyorsunuz bu maçta. Evet. Evet. Diğer karşılaşmamız Türkiye liglerinde pazar günü oynanacak. Gençler Birliği Antalya Spor yine bir tipik benim için beraberlik maçı gibi gözüküyor. Evet tabii Antalya çünkü Ersun Hoca yani orada belli bir sistem oturtturdu yani hani eski kendi klasik bildiğimiz Ersun Hoca futbolu değil yani hani atak değil işte bekleyerek kontraya çıkarak yani öyle bir sistem oturtturdu. Gençler Birliği de sanıyorum hocayla yollar ayrıldı galiba Mustafa Kaplan'la öyle bir şey duydum ama yani ama beraber diyelim yani burada fazla uzatmadan. Aynen beraberlik diyorum. Bugün şok oldu. Aslında onu atladık. Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk görevinden istifa etti ya da karşılıklı olarak anlaştılar. Onu bilmiyordum. Onu yeni haber herhalde. Duymamıştım bu, onu. Ben atladım onu. Bu programın başlamadan önce son dakika olarak geçti. Okan Buruk'la Başakşehir yollarını ayırdı. Evet. Toto'da Türk yediklerini yorumladık. Diğer maçlar var. Onlar da yabancı maçlar Alman Ligi'nde Leipzig Leverkusen maçını ev sahibi olarak ben yorumladım hocam. Ya bir diyelim tabii Leipzig hep yatırıyor ama inşallah bu sefer yatırmaz yani. Evet. Şimdi haftanın bir başka güzel maçı İngiltere'de müthiş bir maç. Arsenal Manchester United. Yani sonucunu kestirmesi güç ama ben beraberlik dedim hocam. Ben United'a vereyim. Yani onlar şampiyonluğu oynuyorlar. Liverpool'a çekişiyorlar. Yani 2-2 diyorum ben bu maçı. Bir de bir derbide Leicester derbisi Leicester City Leeds United maçı. Burada 1-0 ağırlıkta oynadım ben. Ben 1 diyeyim o maçı. 1 diyorsunuz. Evet. Ve Liverpool West Ham deplasmanına gidiyor. Evet akşam Liverpool maçını izledim ben. Onlar Tottenham'la oynadılar. Güzel bir maç, zor bir maçtı. Kazandılar deplasmanda 3-1'de herhalde öyle bitti. Yani Liverpool bayağı iyi durumda. Bu maçı da alırlar diye düşünüyorum. 2-2. Evet. Atalanta geçen hafta Milan'ı beni yakan Atalanta bu kez Lazio ile oynuyor. Evet, Lazio'nun hafta içinde kupa maçı vardı. Hatta izledim bizim Vedat da gol attı. İlk golünü attı orada. Evet. Atalanta'nın sanıyorum yoktu maçı veya ben izleyemedim. Bilmiyorum kupa maçı var mıydı bilmiyorum da burada Atalanta'yı veriyorum ben. Atalanta'ya ev sahibi olarak veriyorsunuz. Evet. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bu arada Sakarya'dan selam gönderen Mustafa Başoğlu'na teşekkür ediyoruz. Fethiye'den Serkan kardeşimiz Fethiye taraftarını laf etmeyin, işte haddinize değil falan demiş ama biz Fethiye taraftarını laf etmedik. Zaten maç taraftarsız yani seyircisiz. Eğer yönetici ise yöneticilerin biraz daha sakin olmaları gerekiyor. Hadi taraftar olsun, taraftarların da o çevreyi de kışkırtmaması gerekiyor. Yani futbol centilmenliktir. Karşılıklı böyle atışmalar olabilir. Futbolun rengi, güzelliği. Burada bazen böyle akrasyonlu maçlar aynı kupa maçındaki olduğu gibi işte Egemen'i tanıyamadık mesela. Yumruk salladı. Okan'ı kulübeye saldırdı falan. Bu tür maçlardan da zevk alıyoruz. Ama hiçbir zaman futbolda bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. 45 dakikayı bile doldurduk. 5 dakikada geçmek üzere.
Sağ olarak söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Yok, ben çok teşekkür ederim. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Yani Fethiyespor taraftarlarının alınmasınlar, alınacak bir şey yok. Yani yani mümkün olduğu kadar bütün taraftarlara, bütün takımlara saygı duyuyoruz. Bizim programımızın özelliği bu. Yani işte hocalarını da davet ediyoruz. Yani herkese kapımız açık yani. Evet. İyi yayınlar diyorum. Mesut hocama buradan sevgilerimi, Polat hocama, ondan sonra gruptaki diğer taraftarlar izliyorlarsa onlara da başarılar diliyoruz. Kötü durumda olan takımları bir an önce üst sıralara gelmelerini arzu ediyoruz ve programı noktalıyorum. Bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere sevgili spor severler, kim kazanır programını kapatıyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar.